benimle evlensene. Efendim? Ah bak ben sevda nedir biliyorum. Ama sevgili olmak ne demek bilmiyorum. Allah'ın her günü beraber uyuyup uyanmak ne demek bilmiyorum. Yaşamadım yani. Ne bileyim işten akşam dönünce iki sevgili ne konuşur bilmiyorum. Ben beraber uyumayı bile seninle öğrendim. Seninle öğrendiğim her şeyi çok sevdim. Hani evlilik hakkında konuşurken dedin ya. Mutluluğu beraber yaratalım abi. Sancar, ben de kimseye iyi gelecek bir şey kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Dünden beri bu evde olanlar ne o zaman? Kızımın gözüne yerleştirdiğin o parıltı ne o zaman ha? Bu ne abi? Gerçek değil mi? Sen gerçek değil misin? Biliyorum ya. Ben de senin kalbinin sesini duyuyorum. Duymasam evlenmemle demem zaten. Sancar, ben gideceğim biliyorsun. Nereden biliyorsun? Belki vazgeçersin. Abi bak ben böyle romantik anlardan anlamam. Ben dümdüz bir adamım. Ya zaten sen anlıyorsun beni, okuyorsun ya beni. Ben böyle aramızdaki bu huzuru, seni, bizi çok sevdim. Ve bunu kaybetmek istemiyorum. Şimdi bana diyeceksin ki ya deli misin, biz birbirimizi ne kadar tanıyoruz ki. Ama bak ben bu kadar kısa zamanda senin aklını, kızımla ilgili aldığın kararları çok sevdim. Sana çok inanıyorum abi. Sana çok inanıyorum. Daha önce ne yaşadım bilmiyorum. Ama senin yaralarını sarmaya talibim. Evlen benimle, aile olalım. Tut elimden, beraber yürüyelim şu hayatı. Şimdilik kimseye söylemeyelim. Özellikle Melek. Ya hayat bu. Ya bir aksilik olursa? Olmayacak, olmayacak. Olmazsa olmayacak. Ya olursa? Ya tamam haklısın. Ama bir daha Melek'in asla üzülmesine izin verme. Ya zaten başta anam olmak üzere. Oho, biz öyle bir konuşulacağız ki. Ahali öyle bir konuşacak ki bizi. Kesin. Daha birbirinizi tanımıyorsunuz ki. Ne bu acele? Dende, Sancar oğlum bana niye söylemedin, Allah Allah, niye bize gizledin falan filan, of of laflara bak sen. O kadın evlenmiş, boşanmış.
Üstüne bir de çocuk kaybetmiş. Bunun yeğenin var ya, alnını karıştırma. Ama diyecekler. Bana da seninle ilgili bir sürü şey söyleyecekler. Maço. Maço diyecekler. Cahil diyecekler, okumamış diyecekler. Üniversite mezunusun, dengin bile değil diyecekler. Ben de üniversite mezunları gördüm. Hiçbirinde senin kalbin yoktu. Sancar, ben senden tek bir şey istiyorum. Yani başta hep böyle olur. Koşulsuz birbirine sarılırsın. Ama bir süre sonra kıskançlıklar başlar. Acıtmalar başlar. Kavgalar başlar. Bana hep en yakın insanım istiyorum. Ben sana hep en yakın insan olacağım. Söz. Sana söz değil. Yemin olsun be kadın.
İyi misin? Yemeğe de dokunmadın ya. Bir şey olmuş. Mavi. İstemeden ben mi üzdüm seni ya? Hayır. Hayır, sen harikasın. Harikasın. Sen de. Mavi, ne oldu ya? Bak, seni üzen, içini kemiren neyse. Hayat önce nasıl bir zorluk çıkarırsa çıkarsın bana anlat ya. Beraber mücadele ederiz ha. Benim için yol arkadaşlığı bu demek. Zorlama ha kendini. Ne zaman anlatmak istersen o zaman anlatırsın ha. Ben öyle gözüktüğüm gibi değilimdir ha, sabırlıyımdır, beklerim yani. Teşekkür ederim. Anlatacağım. Ama bu gece değil. Bu gece senin de istediğin gibi sadece bizim olsun istiyorum. Açan mı bize Kimren ha? Aç bize Kimren. Biliyor musun? Ben küçükken Zeki Müren'i görürdüm. Hı. Daha bir keresinde geldi böyle, kafamı okşadı. Babamların gittiği böyle bir deniz kenarında eski postanenin orada bir kahve vardı. Oraya gelirdi. Böyle denize karşı oturur çay içerdi. Çocuklarla falan şakalaşırdı. Vay be! Ne şanslıymışız ha! İnsan kaybedince anlıyor. Öyle. İnsan genelde kaybedince anlıyor değerini. Ben senin değerini kaybetmeden bilmek istiyorum. Hadi git. Bak, önemli meseleler varmış. Ya seni böyle bırakmak hiç istemiyorum ya. Belki çok özlersin. Gece geri gelirsin. Şimdiden özledim bile. Sen beni mi izliyordun? Keşfediyordum değilim. Hoşuna gittin peki? Bayıldım. Çok güzelsin. Hazır değilsen söyle. Buradır, boş ver. Ana. Kavruk arıyor, hem de görüntülü. Kavruk, yok artık. Kavruk neden beni görüntülü arıyor ki? Benim ben Mavi, Melek. Melek. Günaydın. Günaydın. Nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu anne kız grupları var ya hani gideceğiz demiştik. Ne zaman gideceğiz Mavi? Benim evde canım çok sıkılıyor. Çok haklısın bebeğim. Tamam, ben bugün o zaman bir araştırayım. Sonra kaydımızı yaptırır gideriz, tamam mı? Mavi. Ben sana bir şey diyeceğim, kızmazsan. Kızmam, neden kızayım? Sen rahat rahat ne istiyorsan söyle. Dinliyorum ben seni. Biz orada o çocukların olduğu yere gideceğiz ya. Hı hı. Ben sana orada anne diyebilir miyim? Tabii kızmazsan. Tatlım, ben neden kızayım? Ben çok mutlu olurum. Annem olmadığını öğrenince kötü davranıyorlar bana. Çünkü tek benim annem yok. Ben senin annen olurum Melek'ciğim. Eğer istersen. Teşekkür ederim Mavi'ciğim. Öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum canım. Günün çok güzel geçsin. Seni de Mavi'ciğim. Öpüyorum. Beni sormadı ya. Kıskanç mısın sen? Abi sen nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum ya. Bazı şeylerin teşekkürü yoktur. Ama hakikaten bir okul işini çözmek gerekiyor. Yani gidip bir kaydını yenilemek lazım. Meleğin çocuklarla olması gerekiyor biraz. Ya bu okul işinde ne yapacağımı bilmiyorum ki. Melek okuma yazma yurt dışında öğrendiği için Türkçe zayıf. O yüzden okula gitmek istemiyor. Ben yardım ederim ona. Durumumuzu okula anlatırız. Özel ilgi isteriz biraz. Hallederiz. Sen çok yoğunsun, bu işleri benim halletmemi ister misin? İsterim tabii ki. Ya bana bu duruma en çok Melek muhalefet eder diye düşünmüştüm ama pek öyle olmayacak gibi. Valla orası belli olmaz. Melek beni benimsemeye başladı ama babasını kimseyle paylaşmak istemiyor. Sen halledersin. Halledersin benim akıllı karım. Halledersin. Acıktın mı? Acıktım. Tamam. Abi acıktım. Biz de insanız sonuçta. İhtiyaçlarımız var ya. Özür dilerim. Defterinde yazmışsın ya. Ben hep mücadele ettim diye. Mavi, ben de hep mücadele ettim. Ve hiç kazanamadım. Hep yok sayıldım, aldatıldım. Ve bu durumda da hep karşı tarafı suçladım. Kendimi hep mağdur saydım. Ama bugün gördüm ki sen haklısın ya. Haklısın. İnsan ya güvenir ya da güvenmez. Bak ben senin gibi böyle güzel güzel anlatamam. Böyle deftere falan da yazamam. Artık bu çocuklukta mı oldu yoksa büyürken mi incindim onu da bilmiyorum. Biliyorum ya, ben güvenmeyi bilmiyorum. İçime bir şüphe düştüğünde onun esiri oluyorum ben. Ama sana söz veriyorum abi. Bak bunu öğreneceğim ya, öğreneceğim. Sana verdiğim yeminim var ya, hakkını vereceğim. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Biz aile olacağız ya.
El ele olacağız. Bütün zorlukları yeneceğiz seninle. Biz seninle huzurluyuz be kadın. Huzurluyuz. Bunu kaybetmek istemiyorum. Eğer beni affedersen... herkese inat. Biz çok mutlu olacağız ya. Hayrola? Şşt, dur. Lütfen kesmeden dinle beni, tamam? Her şey çok güzel olacak diyemem. Yalan olur. Çok kavga edeceğiz. Çoğu zaman birbirimizi anlamayacağız. Ama ben seni tanımayı çok sevdim. Senin yanındaki sancarı çok sevdim. Ben de senin gözlerindeki maviyi. Senin uyumayı. Senin uyanmayı. Kokunun üstüme sinmesini. Bütün gün sen kokmayı. Senden nefes almayı. Hayata seninle aynı yerden bakmayı. Seni öpmeyi. Tadını. Seni sevmeyi. Seni sevmeyi. Ölene kadar.